Ay. Tövbe tövbe ya. İçinde kaldı değil mi? Ha? Akşam yeterince konuşamadın, içinde kaldı, şimdi geldi. Tartışmaya gelmedim. Güzelim. Bizim seninle aramızda tartışmadan farklı bir diyalog olamaz ki. Ya bir dinlerseniz anlayacaksınız zaten. Seninle konuşacak bir şeyim yok benim. Şöyle bir çekil kenara. Taksi gerekiyordu bana, gelişin işe yarasın. Evet. Olur mu canım? Ne demek olur mu canım? Kızım aç şu kapıyı. Aç yürücüm, aç. Aç, 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 aç. Anne. Ha, annesi falan yok, tut şunları. O benim taksim bir kere. Sen bu arabadan ineli çok oldu güzelim. Başka bir taksi mi çağırsaydık acaba sana ha? Hadi canım efendim sen de. Ver bakayım sen bana şunları. Ha. Tamam kızım, hadi sen git içeri ya. Ben hallederim kendimi. Bu benim taksim dedim hanımefendi. Ay başıma gelenler hala benim taksim diyor. Şoför bey, bu hanımefendi inmedi mi bu arabadan? Bu araba boş bir arabaya dönüşmedi mi? Sonrasında ben binmedim mi? Bir şey söylesenize. Orası öyle. Semtimizin taksisi, söylesenize şoför bey. Orası da öyle. Ben öyle semtmez anlamam. Ne semtiymiş canım? Sen indin, ben bindim, araba benim, bitti. Sürün siz şoför bey, sizle konuşacaklarımız. Ay başıma gelenler, ay tövbeler olsun ya Rabbi, hala konuşacağım diyor, bayılıvereceğim. Hanımefendi konuşacağız dedim, yürüyün şoför bey. Ay güzel Allah'ım, sen bana sabır ver, hala konuşacağız diyor yahu. Aa. Bir birlikte seyahat etmediğimiz kalmıştı, onu da yapıyoruz hamdolsun. Ben de çok meraklı değilim sizle aynı oksijeni solumaya ama mesele çocuklarımız. Sen eğer kızını uzak tutarsan böyle bir mesele kalmayacak orada. Ya benimki bıraktı zaten, siz de gördünüz. Herkesin içinde bıraktım dedi ama. Bakın Melih Hanım. Melih Hanım diyorum, dikkatinizi çekerim çünkü işimiz çok stratejik bir iş. Bu çocukların ayrılığı en çok bizi sevindirdi. Hatta bir tek bizi sevindirdi diyebilirim. Neden? Çünkü anneler olarak onlar için en doğruyu biz biliriz de onda. Aynen öyle. Ama bu onların ilk ayrılığı değil. Dolayısıyla tehlikede henüz uzaklaşmış sayılmaz. Bana bak. Sen bayağı doğru bir yerden girmeye başladın ha. Devam et bakayım. İşte bunun için bizim kendimizi sağlama almamız lazım. Ben zaten öyle yapıyorum. Hadi al bakalım, bir yeriniz şişmesin bari. Yok, ben diyetteyim. Biz konumuza odaklanalım isterseniz. Hadi hadi, bir tarafın düşmesin. Bak sabah damat istedi. Açıp da bir dilim bile vermedim. Yani sana acık şey diyorum, anla. Beni de her zaman böyle göremezsin ha. Sağlık. Afiyet olsun. Biz konumuza gelelim. Şimdi bunlar ne zaman bir araya gelseler şıp diye barışıveriyorlar. Evet. 40 yıllık evliler boşanıyor da bunlar bir türlü ayrılamadılar. İşte bu yüzden bizim işbirliğine gitmemiz lazım. Bunları bir araya getirmememiz lazım. Sonra da zaten unutulur gider. Ay, kız sen de aynen ben gibisin. Ama dışarıdan belli etmiyorsun. Hayır, hayır. O zaman ben benimkine sahip çıkıyorum, sen de seninkine. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Çok doğal davranmamız lazım. Yani kendiliğindenmiş gibi. Bunun psikolojide de yeri var biliyorsunuz değil mi? Aa, bak bir de o kızın iki tane kuyruğu var ya o arkadaşlar. Hele o benim Bülent'inki, beter mi beter. Onlara bir sıkı sahip çıkmak, göz kulak olmak lazım. Ben onları hallederim, siz merak etmeyin. Tamam. Ay ben buralarda bir yerde inseydim. Şoför bey. Geldik. Ha. Hadi bakalım. Kazamız mübarek olsun. Olsun, iyi günler. Biz yürüyelim şoför bey. Ay bu nedir bu, harika bir şey ya. Bayıldım ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.